Zippo Hareketleri Öğretiyoruz serimizin 6. videosuna hoş geldiniz. Serimizin 6. videosunda size bu hareketleri öğreteceğim. Bu 3 hareketi birlikte öğretmemin sebebini zaten anlamışsınızdır. Bu hareketler Zippo'yu masadan alırken yapılan hareketler. Yani elimizdeyken yapamayız kolay kolay. Elimizdeyken yapmak için diğerimize tutup böyle yapmamız lazım. Bu hareketler masada yapılan hareketler. Masada, koltukta neredeyse Zippo'lar bir yerde duracak. Ve biz Zippo'yu kaldırıp elimize alırken bu sayede yakarak elimize alacağız. Güzel bir görüntü olacak, hoş olacak. Normalde Zippo'yu nasıl yaparız? Alırız yerden, çakarız, yakarız. Bu arada bir tane de çakma Zippo kullanıyorum hareketin içinde. Bu Zippo'muz çakma. Çakma Zippo ile tüm hareketleri yapabileceğinizi, orijinal Zippo edinmenize gerek olmadığını göstermek için bunu kullanıyorum. Yerden alıp böyle çakabilirsiniz. Ya da böyle alıp böyle çakabilirsiniz. Hangisini tercih edersiniz? Muhtemelen ikincisini tercih edeceksinizdir. O yüzden size bu hareketlerin nasıl yapıldığını öğreteceğim. Şimdi bakın ilk hareketimiz. Bu Zippo'larımızın duruş şekli önemli. Şu hareketi yapacağım. Şöyle alıp iki parmağımıza çevirip açıyorum, kapatıyorum. Bu hareketi nasıl yapacağız? Bu hareketi yapabilmemiz için Zippo'muzun ilk önce şu şekilde durması lazım masada. Yani şu şekilde açılması lazım. Böyle durduğundan emin olduğumuz zaman bir Spiderman edasıyla Zippo'muza doğru yaklaşıyoruz. Şöyle kavruyoruz. İki parmağımıza kavruyoruz. Şu şekilde kaldırılabiliyor olması lazım. İki parmağımıza kavradıktan sonra kaldırıyoruz. Şu iki parmağımızla döndürüyoruz. Bakın döndürdükten sonra baş parmağımız devreye giriyor. Şuradan tutuyor. Çat. Buradan açıyoruz. Nasılmış? Baş parmağımız devreye girdikten sonra baş parmağımız buradan destek oluyor. Yüzük parmağı ve orta parmak da ayırıyor şurayı. Şu ayırım gerçekleşiyor. Bu baş parmak desteği buraya geldikten sonra ayırıyoruz, çeviriyoruz. Orta parmak şuraya geliyor. Avucumuza düştü bir kere Zippo. Avucumuza düştükten sonra orta parmakla çakıyoruz. Çakarak ateşe veriyoruz. Buradan sonra artık istediğimiz gibi tutabilirsiniz. Şöyle bir tutuş yapabilirsiniz. Böyle tuttuğunuz zaman şuradan şöyle kapatabilirsiniz. Bayağı hoş bir kapanış oluyor. Bir daha yapalım. Aldık, kapa açtık, çaktık. Şöyle tutuyoruz. Şöyle de kapatabiliriz. Bu hareketi yaptıktan sonra istediğiniz kapanma şeklini kullanabilirsiniz. Açtınız, çaktınız, diğer elinizle de kapatabilirsiniz. Aldınız, çaktınız. İşaret parmağınıza da kapatabilirsiniz bu şekilde. Kapatma yöntemleri uzun. O artık size kalmış. İstediğiniz türlü kapatabilirsiniz. Diğer hareketimize geçiyoruz. Bence en güzel hareket bu. Bu sefer böyle açılacak. Açılması gereken pozisyon bu. Bakın, bunda böyle açılıyordu, bunda böyle açılıyor. Ters duruyor. Şimdi parmaklarımızı getiriyoruz. Hangi parmaklarımızı getiriyoruz? 3 parmak. Şu 3 parmağımızla şu şekilde kavruyoruz. Kapattım bakın. Şöyle kavradık. Yerdeyken şu 3 parmağımızla şöyle tutuyoruz. Yüzük parmak açıyor. Yüzük parmakla açıyoruz kapağı. Yüzük parmakla açıyoruz bakın. Yerde aldım. Yüzük parmağımla açarak kaldırdım. Tabi bunları aşağıda yapıyorum. Sonra baş parmağımla tuttum. İşaret parmağım bu köşede kaldı. İşaret parmağımla destek verip sürterek yakıyorum. Baştan gösteriyorum. Tuttuk. Açtık. Şu şekilde. Avucumu aldım. Avucumu aldım. İşaret parmağım burada. İşaret parmağımla bastırarak sürtüyorum. Bastırarak sürtüyorum. Şuraya. Tekerlek şuraya sürtüyor. İşaret parmağımla bastırarak yakıyorum. Baştan gösteriyorum. 3 parmağımıza tuttuk. Açtık. Dayadık. Buraya çaktık. Getirdik işaret parmağımıza. Baş parmak burada. Çakıyorum bakın. İşaret parmağımla ittirdiğim zaman çakılıyor. Ve elime geliyor. Buradan sonra yine istediğiniz türlü kapatabilirsiniz. Şöyle kapatabilirsiniz. Şöyle kapatabilirsiniz. İstediğiniz türlü kapatabilirsiniz. Çok fazla güzel kapatma şekli var. Aldık, dayadık, çaktık, kapattık. Güzel, temiz, hoş bir hareket. Şimdi yerden alma hareketlerimizden üçüncüsüne geçiyoruz. Üçüncüsü şöyle. Bakın bu sefer şöyle tutuyorum. Bütün parmaklarım işin içine giriyor. Şu tutuş. Böyle açılıyor. Biraz önceki hareketin aynısı. Kapak bu şekilde duruyor. Bütün parmaklarımı getirdim. Serçe parmağımla açacağım bu sefer. Parmaklarımın yerini görüyorsunuz zaten. Böyle çalışabilirsiniz. Serçe parmağımla kapağı
Açıyorum. Sonra serçe parmağımı araya sokuyorum. Şöyle çeviriyorum bunu. Bu sefer işaret parmağımla çakıyorum. İşaret parmağımla aşağıda çakıp çeviriyorum. Ve yine istediğimiz gibi kapatıyoruz. Bütün parmaklarımı getirdim, tuttum. Serçe parmağımla açtım aşağıda. Tersten bakıyormuş gibi, kameralar masanın altındaymış gibi düşünün. Yukarıdan bakıyorsunuz. Şu an aşağıda görülen bu. Serçe parmağımla açtım. Serçe parmağımı araya sokup çevirdim. Parmaklarım böyle. Şurada bakın, işaret parmak zaten buraya denk geliyor. Buradan çakıyorum. Çakıyorum ve çeviriyorum. Dışarıdan da bu nasıl gözüküyor? Açtık. Aşağıda çakıp döndürüyoruz. Kolay basit bir hareket. Tuttuk. Serçe parmağımı araya soktum. Avcumu aldım. Çaktım. Kapattım. Masadan zippoyu böyle elimize alıp şöyle çakmaktansa dediğim gibi böyle alıp böyle çakmak her zaman daha güzeldir. Bu hareketleri öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Güzel hareketler. Serimizin devam videoları gelecek. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı deneyebilirsiniz. Hoşça kalın.